Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar şöyle yağ yeşili tülbentimle birebir aynı renkte olan 732 numara ipim 21 numara tığım var şöyle çimenini yaptım arkadaşlar sadece ucuna da şöyle çok güzel minik bir böyle küçük çıtırıklı bir kelebek yapmayı düşünüyorum arkadaşlar çok tatlı oluyor yapımı da bir o kadar kolay şöyle bu çimeni kadar zarif hafif bir model hazırladım size arkadaşlar şimdi modelimizi anlatarak nasıl yapıldığına geçelim Evet, şöyle ilk önce tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 oğlu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle iki tane çiçeğimin arasına 10 tane kirpikli trabzan bırakıyorum. Ee, bunun nedeni arkadaşlar, hem yapacağım çiçeğim çok e, minik çıtırıklı olduğu için hem de e, ekran amaçlı işte şöyle yakın güzel gözüktüğü için mesafesini 10 tane bırakacağım. 2, 4, 6, 8, 9 tane daha önce hazırlamışım. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. Bir zincir çekip bir defa tığı doladım. 2 ve 2 alarak bir trabzan. 4 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Buraya bu şekilde 2, 2 alarak Boş bir tırabzan yapıyorum. Bakın 10 tanesini kirpikli. Yuvamız için bir tane boş. Şimdi ikinciyi de kirpikli yapıyorum. 4 zincir. Kapatıyorum tırabzanın arasına. Hemen yanına bir zincir, bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 8 9 ve 10. Ters çevirdim. 10 zincirimi buradaki boş olan trabzanın tepesine kapattım. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bu bir zincir boşluğunun yerine arkadaşlar. Bu şekilde döneceğim. Şöyle kirpiğim yukarı sıyrılmasın diye. Bu şeyi güzel oluyor arkadaşlar. Boş sık iğne yanına. Bir tane boşluğa bir sık iğne yaparak döndüm. iki zincirle. Şimdi buraya 5 tane iki zincirden kirpik yapıyorum. 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir ve 5 bu şekilde 5 tane kirpiği yaptım şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum 7 zinciri çiçeğim için pıtırcığım için yuva oluşturacak kapattım 2 zincir Sağdaki iki zincirli 5 kirpiği sola da yapıp bir simetri oluşturacağım. Şöyle bir. 2 zincir. 2. 2 zincir. 3. 2 zincir. 4. 2 zincir. Şöyle arkadaşlar hafif sola yaptığınızda yer açılacak. 5 trabzan seviyesine inmek için buraya bir tane sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar şöyle bu sık iğne yaparsanız bu şekilde trabzan seviyesine inmiş olursunuz bir defa tığı doladım sık iğne olduğu için burada zincir çekmiyorum her tığı battığınız büyükse falan çekebilirsiniz bakın, 4 zincir Buraya. kapattım araya bir zincir bir defa tığı doladım çimeni bu sıralarda çok anlatıyorum. İyice pekişsin diye. Çünkü çok güzel ve zarif bir hep yaprak arası çiçekten sıkıldıysanız bu tarz çimende arkadaşlar farklılık katacaktır. 4 zincir. Kapattım. bir zincir. Bir defa doladım. Yandaki tığı battı ya. 2 ve 2. 4 zincir. ara bu şekilde arkadaşlar bakın bir zincir bir defa dolayıp yandaki boşluğu battıya ya iki iki alarak bu şekilde trabzanı yapıp hemen 4 zincir kapatıyorum bu şekilde Evet şöyle 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar bir boş bir dolu tekrar boş yapıp 10 zincirle aralarına beşer kirpikten oluşan bu şekilde bir zemin hazırlayıp devam edecek çimeni çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet. Şimdi bu ortadaki çekmiş olduğumuz 7 zincirimizin içerisine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Evet, ipimizi sık iğne ile sabitledik. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle. 2 defa tığımızın başını dolayıp yuvadan girip ilmeği aldım 2 2 ve 2 bu şekilde 3 zincir boyutunda çekerek trabzanımı oluşturdum 5 tane zincir çekiyorum trabzanı aralayıp hemen sık iğne ile buraya 5 zinciri sabitleyip bir tane böyle pipirik oluşturdum yine 2 defa tığı doladım yeşil yuvaya girip 2 2 ve 2 5 zincir kapatıyorum. Trabzan arasına kirpiğimizi oluşturduk. 2 defa tığı doladım. Hemen yandaki yandaki değil aynı tığ 2 2 ve 2. 3 seferde bu bakın bu şekilde trabzanları hazırlıyoruz ve 5 zincir. 3. birbiri de yine trabzanın arasına girip sabitleyip oluşturduk. 3 tane pirpik olunca 4 zincir çekiyorum. Yeşil yuvaya kapatıp bu şekilde arkadaşlar kanadını oluşturduk. Bakın minik kelebek gibi. Ben minik kelebeğe benzetiyorum. Şöyle çiçeğimizi. Yine 400 zincir çekiyorum. Şöyle kapattığımız bu noktayla simetri olsun diye. İki defa tayı doladım yuvanın içine girip şöyle iki iki ve iki bunu da dört zincir seviyesinde trabzanı üç seferde aldım beş tane zincir çekiyorum beş zincir arasına girdim bir pipirik oluşturdum İki defa tayı doladım yuvaya girip iki iki ve iki bir 2 3 4 ve 5 zincir. trabzanın ara kısmından pipiriyi oluşturduk. 2 defa tığı doladım hemen. Şöyle 2 2 ve 2. 5 zincir. Şimdi pipiriyi o oluşturduk üçüncüsünü şimdi arkadaşlar bakın şurada 3 zincirle inmiştik ya sonra da 3 zincirle ineceğiz ki birbirleriyle aynı simetride olsun Evet yeşil yuvaya 3 zinciri sabitleyip şöyle bir tane de zincir çektim makasımızı alalım ipimizi koparalım bakın arkadaşlar ben de sizle beraber şöyle resimde gördüğüm kadarıyla yapıyorum çok da hoş oldu arkadaşlar bakın şimdi şurasına dörder zincirli yuvalara arka tarafına yuva yapıp pipirik yapacağız Evet yamış olduğumuz kelebeği şöyle ters tarafına çeviriyorum bu dört zincirli yuvaların içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir yuvanın içerisine girip karşıdaki 4 zincirli yuvaya girip sabitledim bir zincirle düz tarafına dönüyorum hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum böyle olunca arkadaşlar kirpikler güzel duruyor 5 zincir sabitledim bu yapmış olduğumuz beyaz yuvaya 1 2 3 4 ve 5 zincir tekrar 5 zincir ipimizi buraya sabitledik. Şimdi başta sık iğne yapmıştık ya. Sonda da bir tane sık iğne oluyor kirpiğin güzel durması için. Bakın bu sık iğne ile ters tarafından sabitlemiş olduğumuz yuva var. Şu hem ipi arkada bırakmak için hem de böyle aşağı meyilli güzel duruyor. Bu sık iğnenin çirkinliğini bu şekilde sık iğne yaparak kaybediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın buraya sık iğne yaptım. Şimdi zincirimizi çektiğimize göre ipimizi koparalım. Şöyle bakın minik bir kelebek oluyor. Şunları hemen yakıp temizleyeyim. Evet, sarıdan yaptık bir tane de arkadaşlar maviden yapalım. Şöyle yanına renk eşliği yapsın. Sık iğne ile sabitliyorum bu 7 zincirimin içerisine. 3 tane zincir çektim şöyle iki defa tayı doladım yuvanın içerisine girip bir tane ilmek alıyorum şöyle iki iki ve iki üç zincir boyutunda trabzanım hazır bir iki üç dört beş zincir trabzanımın ara kısmından kapatıp kirpiği oluşturdum şöyle bir iki yuvaya gir, ilmek al şöyle iki 2 ve 2. 3 seferde trabzanı aldık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın ara kısmından sabitliyorum. 1, 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir. Kapattım. Şimdi dört tane zincirle aşağı ineceğiz. Yeşil yuvaya sabit Evet. Bakın ilk kanadını oluşturduk arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar dört zincir çekiyorum. Şu aşağı indiğimiz zincir gibi olsun diye iki defa tığı doladım. Yeşil yuvaya girip 2 2 2 4 zincir boyutunda trabzanı hazırladım şimdi 5 zincir çekip pipiri oluşturuyorum ve yine 2 defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 5 zincir 5 zinciri trabzan ara kısmına kapatıp PP'di oluşturdum bakın. Şimdi iki defa tığı doladım. Sonuncu kez üçüncü kirpik için 2 ve 2. Kanatlarımız 3'er kirpikten oluşuyor. Hemen 3 kirpik olunca tamamdır demek. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Çünkü ilk başta 3 zincir çekmiştim. Burada da aynı simetri oluşsun diye 3 zincirimi buraya sık iğne ile sabitleyip şöyle bakın biraz daha kısa yaptık. Evet. Yine yeni kelebeğimiz hazır. Minik kelebeğimiz hazır arkadaşlar. Ve şu ipleri yakayım. Bu anten kısmında buluşalım. Evet şöyle ters tarafından yuvasını hazırlayacağız. Bu 3 zincirli yuvadan sık iğne ile böyle krem ipimi buraya sabitledim. Şöyle iyice otursun arkadaşlar. 1 2 3 4 5 çektim. 4 zincir olacak. 4 zincir. Hemen yandaki bu 4 zincirli yuvadan girip bir tane yuva oluşturuyorum. 1 zincirle düz tarafına döndüm yuvanın içerisine sık iğne ile sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir 1 2 3 4 5 zincir 2 3 4 ve 5 zincir bu da 3 şimdi baş tarafta buraya sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar Sonra da bir sık iğne yapıyorum bu üç kirpiğin. Sonra bu mavi yuvaya da şöyle güzel dursun diye bir tane sahte sık iğne yapıyorum. Normalde yapabilirsiniz. Evet. Kirpiğimiz bitti, çiçeğimizin anteni bitti. Şöyle. Evet. Evet, modelimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle çıtı pıtı çok tatlı güzel bir model oldu şöyle dönüşte bir sık iğne beyazdan bahsediyorum arkadaşlar sonda da mavi bir sık iğne olarak batınca kenarlarında birer sık iğne olmuş oluyor beyazın içine bir sık iğne sonra da mavi sık iğne değil sadece maviye sık iğne olacak bu şekilde kirpikler çok tatlı oldular arkadaşlar gerçekten bir de yapımı o kadar kolay Çimeni de zarif oldu. Şöyle yakından da tutayım. Çimenini görün. Sarı minik kelebeğimiz. Ben kelebeğe benzettim arkadaşlar. Bunu çiçek diyorlar ama minik bir kelebeği andırıyor. Kanatları ve anteni olarak kolay kelebek de diyebiliriz. Şöyle göstereyim uzaktan da. Duruşuna bakın. Çok kolay hem de bir o kadar güzel bir duruşu oldu. Evet sizler de emekler için beğeni bir ve bir yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.